Frekans TV ekranlarına, Sağlık Hattı programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün konuğumuz anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı Profesör Doktor Aysun Yılmazlar olacak. Aslında bugün hem yalın hastane üzerine hem de hocamızın bu konu hakkında yazmış olduğu kitap üzerine konuşacağız. Sizler de sorularınızı ve görüşlerinizi AsTV Twitter ve Facebook hesaplarından bizlere iletebilir. Aynı zamanda 224 alan koduyla 261 1188 ve 99 numaralarını arayarak da yayınımıza katılabilirsiniz diyelim, hocamıza bağlanalım. Hocamız Skype bağlantımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler? Teşekkürler, bizlerdeyiz. Bugün hem yalın hastane üzerine konuşacağız, yazmış olduğunuz kitaba değineceğiz. Aynı zamanda da bugün 16 Ekim Dünya Anestezi Günü. Dilerseniz ilk olarak günün anlam ve önemiyle başlayalım. Bugünle ilgili duygu, düşüncelerinizi ve mesajlarınızı alalım sizden. Evet, özel günlerde hatırlanmak hoş. Öncelikle ben AsTV'ye ve bu programa davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Böylesi güzel, ben ve benim meslektaşlarım adına anlamlı günde paylaştığım için bilgilerimi ve en önemlisi yazdığım bu Yalın Hastane kitabını içeriğinden bahsedeceğim için ve bu kitabı meslektaşlarıma armağan etmek isterim. Böylesi bir günde, Dünya Anestezi Günü'nde. Evet, dilerseniz biraz da anesteziden bahsedelim çok kısa olarak. Anestezinin sağlıktaki yeri nedir? Neler söylemek istersiniz? Evet. Anestezi de bütün tıp branşları gibi, o da bir branş. Tıp fakültesi eğitiminden sonra 5 yıllık süren bir ihtisas eğitimi ardından uzmanlığı elde edilerek icra edilen bir meslek, bir branş, tıp branşı. Aslında tek başımıza biz bunu yapmıyoruz. Biz bir ekibin içerisinde bir üyeyiz. Cerrahıyla, ameliyat hemşiresiyle, anestezi teknikeriyle, ameliyathanede çalışan diğer tekniker ve görevlilerle, anestezi uzmanı bir ekibin önemli bir lideri, özellikle ameliyathane ortamında. Sadece ameliyathane değil, yoğun bakım ve katlarda da artık anestezileri görüyoruz. Perioperatif tıp olarak verilen bu hizmet, yani ameliyatın öncesinden başlayıp hasta taburcu olana kadar ki olan safhada anestezilerin rolü büyük. Ve bugün dolayısıyla ben de tüm anestezistlerin Dünya Anestezi Günü'nü kutlamak isterim. Evet, mesajlarınızı da almış olduk 16 Ekim Dünya Anestezi Günü'ne dair. Evet. Programımıza da böyle bir açılış yapmış olduk. Az önce de söyledik, yalın hastaneyi konuşacağız ve yazmış olduğunuz kitaba değineceğiz. Ama öncesinde yalının anlamını biliyoruz Türkçe olarak, dilimizdeki anlamını biliyoruz hepimiz ama yalın sağlık deyince ne anlamamız gerekiyor, tıptaki yeri nedir? Evet, tıptaki yeri de aslında son 20 yıldan öncesinden başladı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama bu yalın görüş aslında Japonya'dan çıkmış olan bir felsefe, bir düşünce tarzı. Ardından Batı'da önce diğer üretim sektörlerinde ve hizmet sektörlerinde yerini bulurken sağlık yöneticilerinin dikkatini çekiyor yalın sağlık ve hastanelerde uygulanmaya başlıyor. Şimdi yalın deyince tabii Türkçe olarak bize aklımıza ilk gelen kelime sadelik oluyor. Aslında gerçekten sadelik, çünkü sağlık bir hizmet sektörü. Hizmet sektörü içerisinde çok fazla gereksizlikler var. Nedir bunlar? İşte gereksiz işler, işlemler, taşımalar, beklemeler özellikle hastanelerde ve kullanılmayan insan yetenekleri, hastanede çalışanların yetenekleri çok değerli. Bunların kullanılmaması ve en önemlisi önlenebilir tıbbi hatalar. İşte yalın sağlık bu istenmeyenleri, gereksizlikleri ortadan kaldırmayı hedefler. Bunu yapabilmesi için de yalın araçlar var ve bu yalın araçları tüm sağlık çalışanlarının öğrenmesi gerekiyor. Ve işlerini yaparken de bu gözle bakıp, ben bu işimi daha iyi nasıl yaparım ve bu işimdeki israf olarak nitelendirdiğimiz işte bu gereksizlikleri, lüzumsuz işlemleri, işleri, hareketleri, beklemeleri, hataları nasıl ortadan kaldırabiliriz şeklinde düşünmeye iter yalın sağlık tüm hastane çalışanlarına. Evet, aslında gereksizliklerin ve hataların ortadan kaldırılması diyebiliriz yalın sağlık için özetle. Peki neden yalın hastaneler kurulmalı? Kurulmalı çünkü bu bahsettiğim her türlü gereksizlikler sonuçta bir maliyet hastane
yönetimi tarafına, hastalar tarafına bakılacak olursa memnuniyetsizlik ve şikayetlere yol açan durumlar. Çalışanların da verimliliğini düşüren, strese sokan, mutsuzluğa iten bir durumlar. Dolayısıyla hastane deyince hastane yönetimi, çalışanlar ve hasta yakınları düşünecek olursak, madem ki bu israflar bu üç tarafı mutsuz ediyor, verimliliği düşürüyor, maliyete neden oluyor, neden yalın sağlık uygulamalarını hastanelerimize gerçekleştirmiyoruz? Neden bu üç tarafı mutlu etmeyelim, verimliliği arttırmayalım? Hı hı. O nedenle yalın sağlığı mutlaka hastanelerimizde işletmemiz, uygulamamız şart oluyor artık, evet, günümüz dünyasında. Hı hı. Yalın hastane ile birlikte aslında memnuniyetsizlikler ve mutsuzluğa iten durumlar da ortadan kalkmış oluyor. Kalkıyor, evet. Peki yalın sağlık hastaneye ne gibi artılar kazandırıyor? Şimdi yalın sağlık uygulamalarını hakikaten hakkıyla uygulayacak olursak, bir kere çalışanlar daha verimli ve motive oluyorlar. Hı hı. Hastaneye gelen hasta ve hasta yakınları da o hastaneden ve aldıkları hizmetten memnun oluyorlar. Ve dolayısıyla bu yalın sağlık uygulamalarıyla bu gereksizlikleri ortadan kaldırınca biz aslında hakkıyla o işi verme durumuna geliyoruz. Yani optimizasyon diyoruz buna. Yani azla veya elimizdeki mevcut imkanlarla en iyiyi sergilemek, icra etmek durumu yaratıyor yalın sağlık uygulamaları. Peki çalışanlar daha fazla motive oluyor dediniz. Peki evet, burada sağlık çalışanları ne gibi eğitimlerden geçiyor yalın sağlık, yalın hastane? Şimdi bu çok önemli bir soru. Eğitim gerçekten okulda sonlanmıyor. Yani mesleği icra ederken de bir eğitim alıyoruz. Ben hala bugün bile yeni bir şey öğrendim mesela. Yani eğitimin sonu yok. O yüzden bu kitabı da bu nedenle yazdım. Yani bu son 10 yılda hastanemizde yaptığımız uygulamaların örnekleriyle herhangi bir sağlık çalışanı alıp bu kitabı rahatlıkla okuyabilir ve kendi alanında, hizmet verdiği alanında rahatlıkla uygulayabilir. Bize işe başlayan her sağlık çalışanı önce kuruma uyum eğitimi alıyor ve bu kuruma uyum eğitiminin bir saati de yalın sağlık eğitimi. Ve görev tanımında da mutlaka yalın sağlık aktivitelerinde de bulunur maddesi geçer. Ve bu kuruma uyum eğitiminden sonra kişi her sağlık çalışanı alana ve göreve uyum eğitimini de alır ve ardından mesleğini icra etmeye başladığında, işte bizim bu verdiğimiz yalın sağlık eğitimiyle ben bu işimi daha iyi nasıl yapabilirim, verimliliğimi nasıl arttırabilirim ve bu verimliliğimle hastaneye ne kazandırırım düşüncesiyle yalın sağlık uygulamalarını zaten otomatikman başlar. Biz bunları kendi çalışanlarımızda da görüyoruz. Tabii bunun hepsi hem hastane yararına oluyor, hem bizden hizmet alan hasta ve hasta yakınlarına oluyor. Dolayısıyla motive bir sağlık grubuyla çalışma ortamı sağlamış oluyoruz. Aslında eğitim çok önemli yani bu anlamda. Evet, aslında az önce de söylediniz, şimdi kitabınıza da değinmek istiyorum. Eğitimin sonu yok ve bu kitabı yazmamdaki amaçlardan biri de bu dediniz. Peki diğer, evet, amaçlarınız neydi? Bu kitabı yazmaya nasıl karar verdiniz? Şöyle, yalın sağlıkla ilgili bir kitap yoktu Türkçe olarak, kaynak olarak. Özellikle sağlık çalışanları ve sağlık yönetimi öğrencilerinden bu çok şikayet geliyordu. İşte bir kitabımız yok, bir kaynağımız yok. İşte yabancı kaynakların Türkçe'ye çevrilmiş kitapları vardı bugüne kadar. İşte ben de bu işe ilk başladığımda bunlarla öğrendim. Dolayısıyla biz 10 yıl içerisinde birçok yalın sağlık uygulamalarını gerçekleştirdik. Yani hastane verimliliğine olumlu yönde yansıyan yalın sağlık uygulamalarımız oldu. Hı hı. Ve dolayısıyla bu kitabın içerisinde yaptığımız yalın sağlık çalışmalarının örneklerini de vererek ve o çalışmada biz hangi yalın aracı kullanmışsak, o yalın aracı da teorik, hı hı, olarak anlatarak liderler bazında, hastane içerisindeki alanlar bazında ve bir de hastane içinde çalışanların mesleki bazında. İlk üç bölümünde kitapta bu şekilde değerlendirdim. İlk üç bölümü. Bu kitabın yazım aşaması yoğunluğu pandemi döneminde daha fazla olduğu için de ben tabii buraya ek olarak da iki bölüm daha ekledim.
pandemide yalın hastane yönetimi, bir de son iki yıldır artık ülkemizde gündemde olan kurumların mutlaka verileri işleyip imhasına kadar olan fazla verilerin güvenliğiyle ilgili olarak kişisel verilerin korunması kanununa hastanede nasıl uyarlanır da bir ek bölüm olarak yazdım, yeni bir konu olarak bu kitabın içerisinde. Çünkü yalın düşünceyle kişisel verilerin korunması gerçekten çok örtüşüyor. Evet, aslında dediniz ki yalın sağlık uygulamalarından bahsettim örneklerle, ki eğitim vurgusunu da yapmışsınız. Biraz da bu örnekleri sizden dinleyebilir miyiz? Nedir bu yalın araçlar, yalın sağlık uygulamaları? Evet, mesela için pandemi süreci içerisinde bulunuyoruz. Özellikle bu konuda bu konuyla bağdaştırarak ben yapayım, örneğimi vereyim. Şöyle, yalın düşünen bir sağlık çalışanı verdiği hizmetin her zaman için daha iyisini düşüneceği için aynı zamanda yaptığı işlerin risklerini de görmeye, hatalarını da görmeye alışıktır. Ve bunların da risk analizlerini yapar. Yani bu risk, bir risk var, bu riski nasıl iyileştirebiliriz? İşte yalın araçlar orada devreye giriyor. Ve bu riskin bir hesaplaması var onun, risk öncelik sayısı diye. Şu anda kaç? Bu iyileşme sonrası bu risk öncelik skoru kaça inecek diye bir yalın çalışma sergilenir. Bunun en güzel örneği aslında her hastanede Sağlık Bakanlığı kalite standartları gereği bizim hazırladığımız hastane acil durum planı vardır. Bu acil durum planı içerisinde işte enfeksiyon hastalıkları uzmanı, kalite, yalın, iş güvenliği, başhekimlik, hastane yönetiminin ortak akılıyla oluşturulan bir doküman bu. Ve her yıl tekrar tekrar üzerinde revizyonlar yaparak yenileriz. Biz 2019 sonunda 2020 için hazırladığımız acil durum planı içerisinde zaten bakanlığımızın kriterleri doğrultusunda pandemiyi de eklemiştik. Ve bu pandemi başlığı altında herhangi bir böyle bulaşa neden olan hasta hastanemize acilden veya normal kapıdan girdiğinde nasıl karşılanacak, nasıl hareket edilecek, nasıl izolasyonu sağlanacak, hangi asansörü kullanacak, hangi klinik katı böyle bir hastalığın katı olacak. Biz tabii o zaman COVID'i bilmiyorduk. Yoğun bakıma alındığında hangi yoğun bakım yatağına alınacak veya klinik katında hangi odaya alınacak? İşte bu bulaş için kişisel verilerin korunması kanununa göre bu veriler nasıl saklanacak? Yine kişilerin kullandığı kişisel koruyucu ekipmanların işte satın alınmasının imhasına kadar nasıl olacak diye bunların hep eğitimlerini yapmıştık. Eğitimlerini yapmıştık ve aynı zamanda tatbikatlarını dahi yapmıştık. Satın alınmasa dahi satın alınma süreçlerini geliştirmiştik. Dolayısıyla pandemiyi biz yaşadığımızda, karşılaştığımızda baktık ki arkamızda biz zaten birçok şeyi %90 civarında hazırlamıştık. Zaten aslında bu yalın sağlık pandemi dönemine hazırlıklıydınız zaten. Evet, gerekenleri yani yapmışsınız. Böyle yani risk analizleri yapmak yalın düşüncenin temelinde biridir. Yani işimizi daha iyi nasıl yapalım? İşte risk derken aslında bir yerde o süreçte hangi süreci işletiyorsanız hataları görmektir. O hataları düzeltmek anlamına gelir. İşte yalın düşüncenin aslında bize bu anlamda pandemide çok yararı oldu. Evet, peki şunu da soralım, kitabınızı konuşurken kitap kimlere hitap ediyor? Kitap herkese hitap ediyor. Ben bunu yazarken sadece doktorlar olarak değil, hastane yöneticileri, doktorlar, hemşireler, tüm sağlık çalışanları, işte anestezi teknikleri, radyoloji teknikleri, laborantlar, ATT'ler, ebeler, ve onun haricinde idari bölümlerimiz var bir de bizim. Çok önemli. Kayıt deskinde çalışanlar, işte bizim finans, muhasebe, grafik tasarım, kurumsal iletişim, anlaşmalı bir kurumlarla çalışanlarımız, hizmet satışımız. Yani bir de idari bölümümüz var. Onları da ayrı ayrı hem meslek bazında hem de alan bazında yalın uygulama örneklerini vererek ve de kişilerin de işlerine o şekilde bakmalarını öğütleyen
içeriklere sahip bir kitap yazmaya çalıştım. İnşallah faydalı olur diye düşünüyorum. Evet, şunu da sormak istiyorum. Kitabınızın son bölümde kişisel verilerin korunmasıyla ilgili aslında yalın sağlıkla ikisinin çok ilişkili olduğundan bahsetmişsiniz. Biraz da bu konuya değinebilir misiniz? Evet, evet. Kişisel veriler çok çok önemli. Çünkü biz hastalarımız daha kapıdan gelirken TC kimlik numarasıyla başlıyoruz verilerini almaya. O ki biz bu verileri almaya başlıyoruz, bu verilerin işlenmesi, yani kimler bunu işleyecek, kimler sadece bilecek, yetkilendirilmesi, korunması, yani ne kadar süre sonra imha edileceği, ihlal riskleri ve bu süreci de aynı zamanda risk analizlerini yapmak gerekiyor. Çünkü bir veri ihlali olduğunda ya da veri sızması olduğunda hastaneden, çünkü biliyorsunuz ki hukuki platformlarına kadar giden hastanenin canını acıtan durumlara yol açıyor. Aynı şekilde bizim verdiğimiz sağlık hizmetinde de işte bu süreçlerde olası hatalar yahut işte eksiklikler, özellikle önlenebilir tıbbi hatalar yüzünden hastalar, tabii hasta yakınları hukuk alanına taşıyabiliyor bu durumları. Dolayısıyla bu da maliyet olarak hastaneye yansıyor. Dolayısıyla yalın düşünceyle yaptığımız her işi bu şekilde şekillendirir ve modellendirirsek aslında biz kazanacağız, hastalar kazanacak ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Yalın sağlık uygulamasıyla ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. Evet. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Aslında siz pandemi sürecinde de birçok faydasını gördüğünüzden bahsettiniz yalın hastane konusunda. Evet. Özellikle bu dönemde ufak bir şikayetimiz bile olsa bir hekime, bir hastaneye başvurmakta çekiniyoruz. Buradan bizleri izleyenlere de bu anlamda neler söylersiniz? Yalın sağlığı konuşurken, yalın hastaneye konuşurken neler söylersiniz bu durum evet, hakkında? Evet, bu kaygılı duymada, bu kaygıda çok çok haklı insanlarımız. Hani ben hastaneye gideceğim, hastanede COVID'li hasta vardır, İşte ben de kapabilir miyim diye çok haklılar. Ama işte biz ta bu pandemi olmadan evvel biz bu COVID'li hastalarla COVID olmayan diğer hastalarımızın zaten ayrıştırılmasını, çok şanslıyız ki hani iki blok ya da birden fazla blok olan hastanelerde bu şans daha yüksek oluyor, ayırabiliyoruz. COVID'li hastaların olduğu blok ya da olmayan COVID olmayan hastaların bloğu şeklinde. Öyle olmasa bile katları ayırıyoruz. İşte yalın düşünceyle biz bunların hepsini zaten dediğim gibi pandemi başlamadan hazırlamıştık. En azından eğitimleri, süreçleri tasarlamıştık. Tatbikatını bile yapmıştık. Yani simülasyon yaptık. Böyle bir hasta işte acilden girdi, nasıl halledeceğiz, diğer hastayı nasıl koruyacağız şeklinde. Çok şükür ki bugüne kadar bir COVID nedeniyle hastanemizde taburcu olup da geri gelen olmadı. Bu bizim için büyük bir olumlu gösterge. Evet. Hazır koronavirüsten de bahsetmişken tabii tam olarak sizin alanınız değil aslında ama bir hekim olarak görüşleriniz tabii ki bizler için çok önemli. Nasıl değerlendirirsiniz koronavirüsü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bugün açıklaması oldu. Özellikle Bursa özelinde İstanbul ve Bursa'da vakaların bir artış eğilimi üzerinde olduğunu söyledi. Evet, neler değinirsiniz? Hem kendi alanınızla da birleştirecek olursanız koronavirüsü. Evet, işte yoğun bakımda izlediğimiz hastalar var, klinikte izlediğimiz hastalar var, ayaktan eve gönderip tedavi ettiğimiz, takipte ettiğimiz hastalarımız var. Tabii bunların sayıları gönül isterdi ki bugün sıfırlanmış olsun. Hani 10. aydayız ama hala belki de yükselme aşamasında. Bunun tek ve tek önleyici tedbiri, bunu ben yalın izahı ile de anlatıyorum yazılarımda da, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kuralları. Bizler 83 milyon, biz bu 3 kurala uymazsak gerçekten bu iş devam edecek gibi görünüyor. Benim kişisel görüşüm bu şekilde. Evet, aslında bugün sizinle beraber hem yalın sağlığı, yalın hastaneye konuştuk. Koronavirüs döneminde birçok artılar olduğunu bahsettik. Hem 16 Ekim Dünya Anestezi Günü, bununla ilgili mesajlarınızı aldık ve koronavirüse de değindik. Benim sormayı unuttuğum, sizin eklemek istedikleriniz varsa ASTV izleyenlerine neler söylemek istersiniz hocam bu konulara dair? Tüm ülkemize sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yayın konuğumuz olduğunuz için değerli mesajları bizlerle paylaşmış oldunuz. Koronavirüse dair de önemli mesajlar ilettiniz aslında. Bir kez daha sosyal mesafe,
el hijyeni ve maske konusunda da vatandaşlarımızı uyaralım buradan bizleri izleyenleri ve yayınımızı da bugün bu şekilde noktalayalım. Bu haftalık noktalıyoruz. Pazartesi günü saatler 15.30'u gösterdiğinde yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyoruz efendim.